şöyle bir şey var. Şimdi Hikmet'in bu ön plana çıkma olayı herkesi yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı. Tabii. Çünkü insanlar istemez. Yani bu masada da mesela şimdi yarın öbür gün mesela Semih çok ön plana çıkınca biz içten rahatsız olabiliriz. Ben çok ön plana çıkmarsam sen rahat. Nagihan der ki ya yeter beni de bir konuşturun kardeşim. Zaten yapıyoruz bunu adam. Ne zaman odaya gelsem konuyu değiştiriyorsunuz. Tamam. Ha, ne konusunu? Yukarıda. Yok be abi biz senin arkandan sallamayız. Yüzüne söylemez. Arkanda da salladığım olur ha. Ama hep değil. Şimdi bak şöyle de bir şey var. Şimdi bu Hikmet'in bu olayı insanları rahatsız etmeye başlayınca egolar başladı. Ve Hikmet'e de artık dediler ki aralarında. Tabii biz her şeyi de göremiyoruz ki abi. Orada her konuştuklarını biz görmüyoruz. Mutlaka. Adam mesela gidiyor ağacın altına, çalının altına. Orada ikisi konuşuyorlar. Evet, orada kamera olmayabilir. Ama orada benim anladığım bunlar ne dediler biliyor musun? Kardeşim bu Hikmet yeter. Bu Hikmet bizim ne babamız ne anamız abi. Burada bizim reisimiz değil bu. Buna bir topa girsin bu yani. Bu topa bassın bu Hikmet. Dediler aralarında. Bu yüzden de Hikmet'in her oyunda oynamasını istemediler. Evet. Aralarında şeyi yaptılar. Koalisyonu. Hikmet'in safında oynaması gereken bir oyunda. Ama şöyle. Aynen. Şimdi Murat abi. He. Şurada tamam. Yanlış yaptılar ama bir de öteki taraftan bakalım olaya. Hikmet'in de hataları var. Eğer Hikmet sadece sesini biraz kısıp başarılarıyla ön plana çıksaydı bütün takım arkasında olurdu. Ama Hikmet de iki tane oyun aldı. Kızlara sen gel buraya. Sen yani çıkma. Yani. Sen yapma. Bak, anlıyor musun? Sana bir şey söyleyeceğim. Çok çabuk havalara girdi. Tabii, tabii. Yani sana %100 takım katılıyorum. Kaptanı. Yani sen gel buraya otur. Sen konuş, sen konuşma. Evet. Sonuçta bunlar da anaokulu öğrencisi mi de sen onların öğretmeni misin? Aynen. Yani böyle bir durum da söz konusu. Furkan'da yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim. İlerleyen dakikada belki hani sen bazen dersin ya Murat abi o konuya daha girmedik. Ama beni o konularda şey yapma. Ben Murat abim biliyorsun duramıyorum yerinde ben. Aslında bilirim. Şimdi Hikmet deyince. Hikmet, asıl Hikmet bir yerde tuttu kendini bak. Nerede? Orada kendisini tebrik ediyorum. Yusuf. Yusuf'a. Eğer Hikmet'in orada psikolojisi bozuk oldu da dengesi o anda dengesini sağlayamasa şimdiden ilk bomba patlayacaktı. Aynen. Yusuf'u orada, Yusuf'un yapmış olduğu hareketi biliyorsunuz Hikmet'i. Değil mi? Evet. Eliyle. Gireyim mi? Evet buyurun buyurun tamam. Abi giriyorsunuz şimdi, zaten. Durduramıyoruz. Şimdi ondan sonra, şimdi... O, istiyorsan şey yapsana. O şeyi verdirsen onu bir konuşalım. Çok güzel o konu ya. Hangi eğer, konu? Hani, bu içme konusu ya. Ya işte Melih Seylan şeyin konusunda itti ya Hikmet, Yusuf Hikmet'i. Tamam o görüntüleri yönetmenimizden rica edelim. Siz alın. Tamam ben alayım. Gelir. Buyurun. Şimdi Melih Seylan Atakan tartışıyorlar ya olay çıkıyor ya. Olay çıktığı anda Yusuf, Yusuf'u şey gazlıyor bizim Melisa. Melisa da maşallah iyi gazcı ha. Yani sakin makin gibi duruyor gazı verdi. Şeye gazı verdi. Yusuf'a gazı verdi. Dedi ki bu dedi niye dedi her şeyi dedi Hikmet söylüyor falan derken. Yusuf da gel bir. Yusuf da Hikmet'in yanına geldi. Ve sanki Hikmet şeyle tartışıyormuş gibi. Neydi kızın adı? Buse'yle. Dur yazdık onu kızın adını. Neydi kızın adı? Büşra mı? Sude mi? Hayır şeyle. Büşra mı ya? Neyse işte. Büşra. Büşra mı? Büşra. Geldi. Sanki Büşra ile Hikmet tartışıyorlarmış. Halbuki Hikmet ona bir şey anlatıyor taktik çocuk veriyor. Yani. Tabii. Taktik veriyor. Yusuf öyle bir pozisyona geldi ki Melisa bir iğneyi vurdu Yusuf oradan. Maşallah Melisa da iğneci. Yusuf gaza geldi. Geldi şeyin yanına. Hikmet'in yanına. Hikmet kızdan taktik veriyor. Kıza kötü. Hani kavga etmiyorlar ki. Geldi böyle yapıyor Hikmet'e. Çekil dedi şöyle dedi kenara filan dedi Hikmet gibi adama çekil dedi. Ama tavrı da çok böyle kabadayıydı yani normal çekil dedi. Çekil ne olur yani öyle bir ortam yaratıyor ki Yusuf sanki Hikmet kıza fırça atıyor orada kızla kavga ediyormuş gibi çekil diyor. Evet. Hikmet'i ben orada dedim ki kardeşim bu adamın helal olsun. Yani o adamın orada kendini tutması sen ne itiyorsun filan deyip orada kavga başlayabilirdi. Peki o zaman siz olayı anlatmışken o görüntülerimizi bir izleyelim ondan sonra VTR olarak izleyebiliyor muyuz? Tabii. Ondan sonra Semih ve Nagihan'dan da yorumlarını alalım. Efendim görüntülerimizi izliyoruz. Aa!
Avantaj demedi. Çok oynayıp doğruyu söylüyor ya, bir şey yok. Niye panikletti? Doğruyu söylüyor, bir şey yok ya. Niye İpnet abi konuşamaz mı? Hayır, konuşabilir miyiz? Nasıl daha güzel? Abi daha iyi yapıyor yani, bana göre daha iyi yapıyor. Niye bağırıyorsun? Ay niye karışıyorsun sürekli? Ay ne karışıyorsun? Adam bir şey, kötü bir şey söylemedi. Kötü bir şey söylemiyorum, Yusuf söylesin dedi. Bu benim fikrim. Allah Allah. Arkadaşlar. Sen niye yükseltiyorsun? Ben senin sesimi yükseltmedim ki. Ay olayı kışkırtmaya çalışıyorsun. Hayır, olayı kışkırtmadım ki sen... Arkadaşlar oyundayız, lütfen hadi ya. Hadi. Lütfen. Ay moral bozmayın, motivasyon bozmayın. Tamam hadi. Oyun tabii ki kaybedeceğiz yani, olabilir. Evet olabilir. Bu şekilde değil ama arkadaşlar hadi. Melisa, ufak bir tartışmanız oldu. Yani konuyu tam ben anlamadım, sen aç istersen. Ben işte zaten biz sürekli oyun parkura başladığımız zaman Hikmet abi aramızda daha bilgili. Yani bu konu daha bizi yönetmesi konusunda. Ama hani daha bir heyecanlı anlatıyor. Son artık kritik olduğu için durum. Büşra çıktığı zaman Yusuf dedim hani sen de araya girsene, sen konuşsana bunu dedim. Çünkü Hikmet abi heyecanlı. Sonuçta kazanmak istiyoruz hepimiz. Atakan da oradan söze atladı. Sanki ben şey dedim, Hikmet, yani Yusuf dedim, sen anlatır mısın dedim, Büşra yönlendirir misin? Atakan da bana hani Hikmet abi bir şey bilmiyor mu, onu mu demeye çalışıyorsun tarzında bir söz kullandı. Ben de bu sözü, ben böyle bir şey demek istemedim. O yüzden sinirlendim biraz, hani özür diliyorum. Çok fazla agresif davrandıysam ama durum bu. Ben Hikmet abi bilgisiz veya şu bu demedim. Sadece Yusuf sen yönlendir. Çünkü daha sakin anlatıyor bunu istedim ben kendi açımdan. Ama Atakan öyle anladığı için aramızda problem yaşadık. Peki son sözü Atakan'a verelim. Benim görüşüm bir sorun yaşamadık aslında. Orada verdiği tepki Hikmet abiyi demoralize edecek şekilde bir tepkiydi. Hani sen konuşma, Yusuf konuşsun. Ben buna müdahale ettim. Hikmet'in buna... de çok demoralize olacak bir havası yok bu arada yani. Ya abi ne? Ben senin sözünü kesmedim. Ne olursa olsun takım arkadaşının o şekilde tepki göstermesi beni rahatsız etti. Sadece bunu güzel bir dille söyledim. Gelip burada bana hani Yusuf daha bilgili, o konuşsun falan, böyle o biraz yükseldi. Ama konuyu kapattık yani, bir sorun yok burada. Karşı takımı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi mücadele ettiler. Biz de buradan dersler çıkarıp önümüzdeki oyunları almak istiyoruz. Melisa söz istedi. Ayrıca Yusuf daha bilgili değil, daha iyi yönetir dedim sakin olduğu için. Ve ayrıca o anda sana tepki göstermedim. Sen kendin bir şeyleri atlama gereksinimi duyduğun için tartışma yaşadık o anda. Hani bunu sonra konuşabilirdik, söyleyebilirdin yani. Evet efendim, karmakarışık bir olayı şimdi çözeceğiz. Şimdi çözeceğiz. İlk önce ben anladığım kadarını anlatayım. Yanlışım evet. Varsa siz beni düzeltin. Şimdi Hikmet normalde Büşra'ya taktik verecek. Evet. Hikmet normalde Büşra'ya taktik verecek. Bu konuda hemfikiriz. Yes. Evet. Hemfikiriz. Bu sırada yüzücü Melisa diyor ki Yusuf sen taktik ver Büşra'ya. Sen taktik ver Büşra'ya. Hikmet abi vermesin. O biraz heyecanlı. Sonradan açıklamalarına göre bu şekilde söylüyor. Evet. O biraz heyecanlı evet, diyor. Evet. Bu sırada da Yusuf'un olaya bir girişi var. Giriş kısmını siz değerlendirdiniz. Evet. Ben Nagihan evet. ve Semih'ten de evet. alacağım. Ondan sonra da Melisa kendi bençine doğru dönerken Atakan ne diyor? Sen ne demek istiyorsun yani, Hikmet abi işi bilmiyor mu? Onu saf dışı mı bırakıyorsun gibilerinden Atakan bana sorarsanız bir iğne vuruyor olabilir. Atakan karışıyor evet. işin içine. Ondan sonra da zaten Melisa'nın çıkışı da sistemkar bir çıkış oluyor ve tartışma bu noktaya kadar evet. geliyor. Yanlış anlattıysam. Burada bravo, suçu olmayan tek bir kişi var, Hikmet. Hikmet'in hiçbir günahı yok. Hikmet doğru olanı yapıyor. Evet, Hikmet bir şey anlatıyor arkadaşına. Oradan şimdi bir kişiye geliyorum, Yusuf. Tamam, sen Yusuf'a gelmeden önce ben Nagihan'ın bu konuda evet. fikirlerini alacağım, ondan sonra seni Yusuf'a bağlayacağım. Evet. Şimdi bu takım oyunu bireysel evet. bir oyun değil. Her ne olursa olsun ben Hikmet'in her oyunda da başarılı olacağını düşünüyorum. Ve çok çabuk kavruyor, çok normal. Bu bilgilerini takıma aktarması gerekiyor ki aktarırken de dışarıdan müdahaleyle aktaramıyor. Ya Yusuf'tan bir şey diyeceğim. Kaynaklı. Bir şey diyeceğim. Biz ne başarısız insanların takıma akıl verdiği durumları gördük. Biliyoruz. Hikmet biliyoruz, veremez evet. mi yani? Bunda ne var? Hayır. Zaten hayır, şöyle bir şey. Başarılı ve çabuk taktiği çözebilen bir yarışmacı Hikmet. Her ne olursa olsun ben burada Yusuf'un suçlu olduğunu düşünüyorum. Melisa zaten suçlu. Her ne olursa olsam, ben küs de olsam, herkes bilgisini aktarmak zorundadır. Çünkü tecrübe ediyorsun, çıkıyorsun, oynuyorsun ve taktik veriyorsun.
Yani Yusuf orada bence Hikmet'in her şeye atlamasından çok fazla rahatsız. Ve oradaki o el hareketi, itmesi falan tamamıyla böyle hani kabadayı bir rolünde. Hani her şeyi... O kadar da değil ya. Ben o kadar da değil de. Yok ya. Böyle hani sen karışma. Hikmet... Hani tavrı da zaten, bakışları da öyle. Ama işte o... Sen bir dur. Hikmet her şeye atlamadan ziyade Hikmet'e hiçbir günah yok. Hikmet normal, sıradan bir Hikmet yarışmacı. Zaten olayın içinde Hikmet, dur, olarak sonradan dahil oluyor abi. Hikmet olayın esas kıvılcık Hikmet'e şey değil. Hikmet'in yerinde olacağım. Bak ben Hikmet'in yerinde olacağım. Andı seni andı. Demedi şimdi. Değil, Hikmet bence demedi. Topa bir bastı. Ama Yusuf. Ya sen de Yusuf'a takmışsın kafanı. Yusuf. Ama şimdi ben gözümle gördüm burada Murat ya abi. Tamam da Yusuf'un yapmış... Ama sana şunu anlatayım. Yusuf ne yapıyor biliyor musun? Tamam. Hikmet bir saniye. Tamam. Biz de varız burada. Biz hallederiz. Aynen. Hava o doğru. Ekosal, doğru. Tamam, doğru. Sen değilsin buranın lideri. Tamam güzel. Biz de varız. Şimdi sonradan dakika. Bora'ya gibi bağlanacak. Şimdi bir dakika ben senden geliyor. Şunu örnek vereyim sana. Şimdi ben burada senden kaç yaş büyüğüm? Hikmet'ten şeyin arasında da yaş farkı vardır herhalde değil mi? Vardır. Var Murat abi. 10 yaşa yakın. Bir baksana yaşa yakın. Hemen bakalım abi. Kaç abi? Yusuf'un yaşı 24. Hikmet'in? 32. 32. Yani 8 yaş farkı. 8 yaş az yaş mı? Değil. Yani 8 yaşa abi denir. Tamam. Doğru. Tabii. Tamam. Şimdi sen benden kaç yaş farkısın? 30. 50 yaş. Kaç? 50 yaş. Daha fazla. 30 yaş diyeyim ortalama. Ben burada şimdi bir şey anlatırken. Semih gelip bana bir dakika olmaz. Derse... Ya bunun yaşla alakası da yok Murat abi. Yaşla da var. Onunla da var. Saygı. Onunla da var da. Herkes, tamam da. Herkes bildiğini aktarmak zorunda. Anladım. Ama Nagihan şimdi değil. Şöyle bak. Şöyle bir bak. De o, siz onu çok doğru anlatmak lazım. Şöyle. Hı. Mesela bu masanın maestrosu sizsiniz tamam mı? Ama o sırada sizden görev alındı veya Semih'e verildi. Semih'in sizin ittirerek buraya girmemesi lazım. Yani giriş tarzı yanlış. Şimdi biraz. Çocuğun orada yapmış olduğu hareket aslında yani mesaj. Şöyle bak şöyle yapsa kızmam Yusuf'a. Şöyle yapsa. Hikmet abi bak. Hikmet abi sen abi biraz şey hani bir ben de bir konuşabilir miyim? Nasıl ben sana demin hani dedim ya girebilir miyim? Doğrudur. Sen de bana gir Murat abi doğrudur. Dedin. Anladın mı? Şimdi insanlar konuşa konuşa yavaş yavaş yılanı bile derinden çıkarmak için güzel sözse. Evet, evet. Orada diyecek ki Hikmet abi bir dakika abi ben bir konuşayım sen istiyorsan bir şey ama böyle yapıyorsun. O değil ki tavır ama tavır o değil. O ne yaratıyor orada sanki Hikmet kıza bir şey diyormuş seyirci de öyle anlayabilir. Yok ben hiç öyle anlamıyorum. Evet. Ben hayır. Burada Yusuf'un tavrı Hikmet sen çekil kenara biz ben varız burada biz biliyoruz burayı biz yöneteceğiz. Atakan kardeşimle. Yani. Ben sana mealini söyledim. Çünkü bir sayı aldı Yusuf. O almış olduğu sayının böyle hani taktiğiyle o özgüveniyle birlikte. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet kesinlikle. O özgüveniyle birlikte. İlk çıktı sayıyı aldı ya. Tabii, takımı kırdı geçirdi. Tabii 7'de 1'di. Yani o bir sayı alanda zaten. Kırdı geçirdi şimdi. Tamam, yanlış taktik verdi. O yapmış olabilir. Zamanlamalar çok kötüydü. Yani en azından şunu söyleyebilirlerdi. Tamam arkadaşım hep kaybediyoruz ama en azından havaya atarken timingi bir tutturun veya taktik değiştirin. Bunların hiçbirini yapmadılar. Taktik değiştirmediler. 7-1 kaybediyorsun ve aynı şekilde çıkıyorsun. Bizim takımda şu an gereksiz bir gaz görüyorum. Evet. Bu hiç doğru bir şey değil. Esas... Melisa'ya gelelim. Hah, bravo. Melisa'ya bravo. Gelelim. Esas şimdi bir dakika. Esas burada şöyle. Filmin başrol oyuncusu Melisa. Bak filmin başrol oyuncusu Melisa. Şey oyuncusu nedir o neden ona ikinci oyuncuya yan rol Atakan rol. Atakan'ın bir kere gram suçu yok şimdi söyleyeceğim sana suçu yok mu yok Atakan'ın gram suçu yok olaya niye giriyor bir dakika şimdi anlatacağız şey kim sonradan şeye girenler mesela diziler oluyor ya dizilere sonradan birileri giriyor mesela o da şey Hikmet'ten Yusuf onlar ikisi Kıvanç Tatlıtuğ'dan Burak Özçelik gibi sonradan girdiler diziye esas dizinin baş aktörü Melisa. Melisa. Aktör mü denir kadına aktör? Aktris. Aktris. Yanlış söyledim. Evet. Aktris ne Melisa. Melisa durup dururken şimdi Melisa kendini doldurdu bir kere. Doldu. Beni oynatmıyorlar. Beni dışladılar. Doldurdu kendini. Doldu. Bir şeyler yapmak istedi. Bir de onun surat ifadesi de şey böyle ha. Böyle bir, sinirli. Ha, şöyle bir bakıyor. Aslında normalde mizacı o kadar sert değil ama ters ama şöyle bakıyor. Evet. Sebebi? Dolma sebebi ne? Başarısız olması. Çünkü umduğunu bulamadı. Evet. Duvara tosladı. Doldu mesela. Bravo. Doldu. Şimdi orada Atakan'ın bir kere çocuğun ismi suçu yok. Şimdi Melisa bir kere diyor ki orada Melisa iğneleyen Melisa. Sen mi dedin demin birisi Atakan iğneledi mi dediniz Melisa'yı? Biriniz öyle bir şey dediniz mi? Yanlış mı? Atakan ben dedim. Atakan Melisa'ya iğne vurdu. Bence Melisa iğnenin kralını vurdu. Yani doktor vurdu. Doğru söylüyorsun. Şimdi
Melis... Sonra da Atakan sessiz bir şekilde orada sitem etmesine rağmen Melisa orada yüksek sesle bir varyansında vurdu. Sen dedi işi karıştırmaya, ortalığı karıştırmaya mı çalışıyor? Ses tonunu yükseltti. Atakan bana göre bir erkeğin yapacağı en güzel şeyi yaptı. Evet. Çünkü bir erkek eğer bir kadınla, kadınlar başımızın tacıdır, çiçeğimizdir bizim. Bir erkek bir kadınla eğer tartışmaya başladığını hissettiği an orayı terk edecek. Atakan çok çünkü güzel terk etmezse suçlu olur. Çünkü kadına karşı güç göstermek zorunda kalır. Aynen. Ve mesela Nagihan... Veya kaba söz söyler o da hiç Nagihan geçen sene Nagihan'a da bazı arkadaşlar Nagihan'ın yanını terk etmediler. Tabii Nagihan'la şeye girdiler ve kadına karşı üstünlük sağlamak için kadını ezmeye çalıştılar. Nagihan'ı kimse ezemez. Nagihan'ı kimse ezemez. Bak sen oradayken ben ne demiştim biliyor musun? Yanına en güçlü erkeğimize hayır dedim ben. Nagihan olsun, Nagihan her yere yürüyor. Ama bak lafıma dikkat et. Ezdiler demiyorum. Ezmeye çalıştılar. Psikolojik olarak. Tamam. Şimdi de ve Nagihan'ın yanından ayrılıp gitmediler. Nagihan'la devamlı böyle çarpışmaya çalıştılar. Lafları da yediler. Çok gibi de kaldılar böyle ağızları açık. Şimdi onun için bir kadınla tartışma hissettiğin an oradan ayrılacaksın. Çocuk ne yaptı? Helal olsun. Helal Atakan'ı olsun. Tebrik evet, ediyorum. Olsun. Oradan yavaş yavaş ayrıldı çocuk. Anladı bazen, çünkü bir şey olacağını. Bir şey Atakan beyefendi. Bazen şöyle şöyle olur. İnanılmaz. Melisa'nın tavrı bana çok anlamsız geldi. Bazen şöyle olur. Mesela toplumda görüyoruz. Birisi diyelim bir erkek bir kadına saatini sorar. Anladın mı? Kadın hemen şöyle tepki. Ne yapıyorsun? Rahatsız etme beni. İmdat. Hem yardım ister falan. Anladın mı demek? Onun ben psikolojisini çok iyi anlıyorum. Şimdi Melisa'nın umduğunu bulamadı şu an. Tavrı neydi yani? Atakan ona bir şey demedi ki. Niye olay yarattı ortalık karıştırdı? Sayılar kaybediyor. Psikolojik olarak o kendini Survivor'da en iyi kadın olma belki performans olarak hani diyorsun ya. Düşüncesiyle gelmiş olabilir. Falan filan işte atışlarda o kadar hazırlandım falan dedi. O büyük şimdi, şampiyonlukların olursa, altını Survivor'da dolduramıyor aynen, gibi bir durumu var şu anda. Çıktığı oyunda da kaybetti değil mi? Evet, iki tane oyuna çıktı orada da kaybetti. Ve şöyle bir şey var bu oyunda nedir? Boy avantajı vardır. Melisa'nın boyu da çok çok uzun. Ve evet, ona rağmen boyunun avantajını da kullanamayıp kaybetti. Ne kadar onun boyu? O yazar mı bizim kağıtlarda boylar? 80 var diye biliyorum. Şunu da hemen bilgi gelir. Melisa'nın boyunu öğreneceğiz. Atakan niye giriyor burada muhabbetin içine? Bunu da bir konuşalım. Atakan niye müdahale ediyor orada? Diyor ki Hikmet'in verdiği taktiği diyor beğenmiyor musunuz demeye çalışıyor. Yani iyi taktik mi vermiyor? Yanlış taktik vermiyor sonuçta. Doğru bir taktik veriyor aslında Hikmet orada. Ama senin için müdahale ediyor. Şimdi herkes herkese müdahale edebilir de müdahale etme şekli var. Yani yoksa burada, herkes herkese bir şey söyleyebilir. Ben Hikmet kardeşimi bir kenara alıyorum. Hikmet'in hiçbir günahı aynen, yok. Kesinlikle. Adam masumane duygularla arkadaşına yardımcı olmaya çalışıyor. Yani bu çok önemli bir görüntü. Bir önemli bir görüntü. Yusuf'un hareketi. Ama rakibinin Murat abi. Kadın için uzun. Yani, daldan dala yapalım mı? Şey diyeyim, daldan dala. Hani Yusuf'un bu hareketinden sonra zaten dünkü bir kulis vardı. Hikmet, Bora ve Hakan'ın hani Atakan'la şey Yusuf kendi aralarında seviniyor. Takıma destek olmuyorların yansımalarını dün görüyoruz. Evet. Bora ne diyor? Sizin sevinçleriniz çok rahatsız ediyor. Bir de şimdi böyle Bora'nın da taktiği şu. Takımı arkasına almaya çalışıyor. Diyor ki bazılarını da rahatsız etmiş. Kimi? İsim ver. Aslında kendisi rahatsız oluyor da. Hani oradan destek bulmaya çalışıyor. Sana söylüyorum. Yani. Yedim sana bakıyorum. Destek bulmuyor. Şimdi Bora ve Yusuf Atakan arasında. Onun olayına gireceğiz. Onun olayından önce şöyle ben bir genel değerlendirme yapıp olayı bir toparlamak istiyorum. Bu konuda fikirleri olan varsa da lütfen. Şimdi Hikmet geldiğinden beri hem güç olarak hem adanın böyle bir hakimi olarak sizin anlattığınız gibi bir tahakküm kurmaya çalışıyor yarışmacılar üstünde. Bana sorarsanız galiba kızların bir kısmı bundan rahatsız. Ve kızların sözcülüğünü biraz Melisa yapar gibi bir durum olmuş olabilir. Yani her şeyde Hikmet'in olması, oyunlarda, adada devamlı Hikmet'in konuşulması bir yerde rahatsız etmiş olabilir. Ve bunun önüne geçmeye çalışıyor olabilirler. Bu konuda da Yusuf'u nitelendirmişler. Yusuf da orada tabii... Bana sorarsanız sert biçimde geliyor ama galiba onun da mizacı o. Biraz hani uğraştığı sporlardan alakalı olarak. Hani ya o sayıyı almamış tamam, olsaydı o sen artık yeter diyor yani sen yeter sen kenara çekil diyor. Şimdi bu arada Yusuf da daha doğru taktiği de verebilir ama o Hikmet'in o hegemonyasını bir yıkmak istiyor gibi hissettim ben. Özellikle kadınlar da bunlardan rahatsız olabilirler. Ama dışarı vuruş şekli her zaman olduğu gibi plansız programsız ilerlediğimiz için biz millet olarak severiz plansız programsız gitmeyi. Yanlış yerde yanlış tepkiyi vererek oyunu kaybetmeyi sağlıyor yani. Sana bir örnek vereceğim. İnsanların ne yapacakları yani 10 gün sonra ne yapacaklarını hafif hafif bugünden hissedersin. Anladın mı? Şimdi Itır Hanım'ın
videosunda YouTube'daki röportajlardan ben sana bir ufak bir anekdot vereceğim. Buyurun. Yusuf'a soruyorlar. Şimdi durup dururken bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yusuf nereden çıktı şimdi? Bir şey deniyor. Yusuf diyor ki ama tamam da diyor abim abi de diyor. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Dur daha gitmediniz ki adaya. Evet. Belli zaten o kafasında. Anladın mı kardeşim? Yani ikisi de belki. Şimdi ama Hikmet'te yok. Hikmet'te öyle bir şey yok. Hikmet'te yok. Yusuf daha Itır Hanım'ın YouTube'daki o yapılan röportajlarda ben onu hissettim. Hatta ya sana söyledim ya sana galiba. Sana dedim şey dedim Furkan dedim. Bizim program başlayınca baksana diyeceğim dedim. İkisi ilk kapışan ikisi olacak dedim. Hissettim bunu dedim. Bu gitmeden bir gerginlik başlamıştı. Tabii. Yani çünkü şimdi sen röportajda niye şimdi Hikmet ileride abim abi. Sana röportajda bir şey sorar. Evet ben adaya gideceğim kardeşim. Ada çok güzel olur. Ben orada yarışacağım. Itır Hanım harika her şey falan dersin. Ne alaka şimdi Hikmet yalnız abi? Yalnız bir şey soracağım. Hikmet'te de şöyle bir durum yok mu? Hadi adanın abisi olsun, hadi oyunlarda çıksın. Evet. Ona da çok güç verilince o gücü biraz saçmalayacak onu gibi bir potansiyeli söyledik. Var mı? Abi. Var. Suistimal etti bunu. Konuştuk onu biz. Bu desteği suistimal etti Hikmet. Ama bu görüntüde şimdi biz görüntü şey yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Bu görüntüde Hikmet'in bir günahı yok. Yok, bence bu görüntüye baktığımız zaman yok. Olması gereken bir hareketi yaptı. Ama şöyle bir şey var. Benim tanıdığım Hikmet bu hamleyi, bu hareketi bir not almıştır. Zamanı geldiğinde de güzel bir şekilde. Bora zaten Yusuf'un, Bora. Yalkın rica edeceğim hakikaten o Yusuf'un böyle ittiriş evet. şekli ya, şöyle bakın sert değil evet. ama evet. sen yeter ben buraların evet. buraları biraz biz geçelim hesabı. Atakan'la ikimiz varız. Şey gibi ya. Tamam ama orada da esas buradaki soru işareti ne? Bora. Şimdi normalde Atakan Bora. Bora da dışarıda. Bora bekliyor. Bora yazdı. Gelişine bakın. Tamam diyor sen diyor bak ilk önce bir anlatıyor. Attı onu kenara anlattı sonra bir daha ittirecek. Şimdi bak giriyor Hikmet evet, girmeye çalışıyor. Bak, adamı tamam, niye, adamı niye ittiriyorsun? Çok kolay. Ne istiyorsun? Adamı niye ittiriyorsun sen? Ya, böyle bir kaba bir hareket. Bu tavır olmaz. Hikmet gerçekten takdir ediyorum. Ben olsam evet. ben kadın halimle orada niye engel oluyorsun ya dur bir şey anlatıyorum. Ben burada kimi tebrik ediyorum biliyor musunuz? Evet. Okay'ı. Neden? Okay'ı ben tebrik ediyorum. Sesini çıkartmadan nasıl sesini çıkartmıyor? O benim nasıl canım mütevazı? O bizim canımız ya. Canımız. Okay canımız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kavgaya girsem ilk önce Okay'ı isterim yanımda. Ha, yani yardımcı olarak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yardımcı ana karakter zaten başrol olması gerekiyor. Ama Okay'ın da üstüne oynuyorlar. Bak şimdi onun zaten görüntüleri gelecek. Bakın Okay var ya herkesi alaşağı eder orada. Bak herkes alttan bir girer. Ben şöyle söyleyeyim. O Hikmet'i alttan bir girdiği zaman var ya böyle hop aşağı alır. Okay'a bulaşmazsa Okay hiç kimseyle iş olmaz. Ağzından aldın lafı. Aynen. Bulaşıyorlar. Okay'a bulaşmasınlar. Okay'a bulaşmasınlar. Bulaşırlarsa zaten. Tehlike canları çalar. Bak öyle söyleyeyim.